Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye devam edilen sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ilgili meclis komisyonuna geldiğinden beri hem mecliste hem de bugünkü gibi salonlarda, alanlarda itirazımızı dile getiriyoruz. Türk Tabipler Birliği ve birçok sağlık emek meslek örgütüne danışılmadan hazırlanmış bu kanun teklifi hekimlerin, sağlık emekçilerinin haklarına ve toplumun sağlığına daha da zarar veren düzenlemeler içermektedir. Kanun teklifinde hastanelerde dağıtılacak ek ödeme miktarının belirlenmesinde esas olan unsurlar tahakkuk, verimlilik, hasta çalışan memnuniyeti, hizmeti elde etme maliyeti gibi faktörler şeklinde sıralanmıştır. Bu unsurları sağlık hizmet sunumunun niteliğini ölçmek için kullanan anlayış, Türkiye sağlık ortamını çöküşe sürükleyen anlayışın ta kendisidir. İkinci bir disiplin cezası olarak değerlendirdiğimiz, disiplin cezası sonucu hastanelerde çalışanlarda ek ödemelerde kesintilerin, aile sağlığı merkezi çalışanlarında destek ödemelerindeki kesintilerin bu düzenleme ile kanuna alındığı görülmektedir. Bu düzenlemeler mevcut haliyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, buna rağmen yasal olmayan hususlarda düzenleme yapılmadan tekrardan kanun teklifine konulmuştur. Bu, anayasayı ve Anayasa Mahkemesi'ni tanımamak anlamına da gelmektedir. Üstelik Sağlık Bakanı'nın bu konuda meclis koridorlarında sarf edip sosyal medya hesabından paylaştığı sözler hem ekonomik haklarımızın gaspının ve güvencesizliğin savunulması hem de hekimlik onurumuzun yok sayılmasıdır. İnsanca yaşayacağımız, emekliliğe yansıyan bir ücret, güvenceli iş ve güvenceli gelecek bir ödül değil, alın terimizin karşılığıdır. Aynı zamanda teklif ile oluşturulması önerilen Hastane Koordinasyon Kurulu tarafından ikaz edilen işbirliği ve ortak kullanım kapsamındaki hastanelerde görev yapan öğretim elemanlarına ek ödeme yapılmayacağına dair düzenleme de anayasaya aykırıdır. Hali hazırda hekimler Milli Savunma Bakanlığı emrine geçici olarak görevlendirilmekte, ancak kurumlar arası geçici görevlendirme için zorunlu olan memurun muvaffakatinin aranması koşulu yerine getirilmemektedir. Geçici görevlendirmeler ilgili kural ve ilkelere aykırı olarak yapılmakta, yeterli süre tanınmamaktadır. Getirilmek istenen düzenlemede bu konuda da meslektaşlarımızın haklarını koruyacak hükümler bulunmamaktadır. Esasen 4924 sayılı kanun, çalışan temininde güçlük çekilen yerlerde istihdamın sağlanması amacıyla yapıldığından bu kanun kapsamında çalışanların bir başka yere geçici görevlendirilmesi kanunun temel mantığına aykırıdır. Ayrıca kanun teklifinde ilaçların ruhsatlandırılmasıyla ilgili toplum sağlığı için geri dönüşsüz zararlara yol açabilecek ve açıkça ilaç şirketlerinin lehine olan düzenlemeler vardır. İlgili düzenlemeler de anayasanın 2, 17 ve 56. maddelerine aykırıdır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili söz verdikleri ancak yapamadıkları bazı konular olduğunu ifade etmiştir. Birincisi, hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400'e çıkarılması. İkincisi, sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğine yansıması. Üçüncüsü, sağlık çalışanlarının taban ücretinin pratisyen hekimlerin 1/3 olması. Dördüncüsü, nöbet ücretlerinin düzenlenmesi. Beşincisi, uzman aile hekimlerinin taban ücretinin uzman hekimlerle aynı olması. Altıncısı, aile sağlığı merkezlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılması. Görüldüğü gibi belirtilen konuların hiçbirine ilgili kanun teklifinde yer verilmediği gibi hekimlerin, sağlık emekçilerinin şiddet ve güvencesiz çalışma gibi sorunlarına da öncelik verilmemiştir. Bu kanun teklifinin önceliğinin sağlık çalışanlarına baskı ve sağlık alanındaki özel sermayenin çıkarları olduğu açıktır. Son yıllarda hazırladığımız sağlıkta şiddet, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fiili hizmet süresi zammı, öğrencilerin özlük hakları düzenlemeleri, tüm ücretlerin emekliye yansıması, 7600 ek gösterge, emekli sandığı SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme yapılması gibi kanun tekliflerini ısrarla meclisteki partilere sunduk.
Ancak ne yazık ki meclis gündeme alınmadı. Hekimlerin sorunlarının çözümünün bizlerin önerdiği kanun teklifleriyle mümkün olabileceğini yeniden ifade ediyor ve şu an meclisteki kanun teklifinin geri çekilerek önerdiğimiz tekliflerin meclis gündemine alınmasını, hızla alınmasını talep ediyoruz. Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin haklarını alabildiği, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini önceleyen bir sağlık sistemini hep birlikte inşa edene dek hekimlik değerleri, meslektaşlarımızın hakları ve toplum sağlığı için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.